Yani projenin yer seçimiyle ilgili bölge halkının ciddi tepkileri var. Ama hiçbir kurumca, hiçbir şeyce de dikkat almıyor. Şimdi projenin, tabii ki buradaki bölge halkı projenin, bir bütün projeye karşı değil. Projenin yer seçimiyle ilgili ciddi hatalar var. Ve bu hatalar hiçbir halkın tepkisine rağmen hiç dikkate almadı. Şimdi burada planlama olarak en son ormanlık alanların tercih edilmesi gerektiği noktasında yasal mevzuat var. Yasal mevzuat dikkate almamış. Ve burada 9 endemik bitki türü yok olacak mı? Erzincan Bölge İdare Mahkemesi'nin kararı var. Bu karar dikkate almıyor. ÇED raporunda 7500 ağaç sonra milimize edilerek 2400 ağacın kesileceği noktasında bir şey var. Bir milimize ederek bir şey yani yanlış bir algı yaratılıyor. Şimdi Tema Vakfı'nın yaptığı çalışmaya göre 2500 ağacın kesileceği, Malatya Bölge'de, Erzincan Bölgeleri Mahkemesi'nin yaptığı çalışmaya göre 4000 yol yapım ve 60 bin ağacın kesileceği bir alanı bahsediyor. Yani burada devrimci söz ettik, karar dersim altına diyen devrimci bir kurumun 60 bin ağacı kendi eliyle yok etme gibi bir durum söz konusu. Buradaki halkın tüm çaba, yani yıllardan beri tüm çabalarına rağmen tüm biz bu projeye karşıyız ama bu yer seçiminde doğacak 9 endemik gibi iki türlü yok olacak ve bir yer altı sızıntı sularının zarar göreceği mahkeme bilirkişi raporunda da sabitlendi. Yani bunda ısrarı anlamış değiliz. Yani bir gerçekten de bu bölge halkı, buradaki insanlar halk, bir doğalında bir halk meclisi oluşuyor ve söz yetki karar dersim hakkında buradaki insanları halk olarak görmüyor mu belediyemiz? Bu anlayış gerçekten de kabul edilir görmüyoruz. Sizden ricamız, bakın Sayın Başkanımızın da katıldığı daha önce bir komisyon oluştu. Komisyonun alacağı karar hem belediye nazarında dikkate alınacaktı ve belediye bu komisyonu alacağı karar eğer olumsuzsa bu projeden çekilecekti. Buna rağmen 2022 yatırım programına da ayrılmış ve bölge halkı olarak kesinlikle tüm demokratik meşru haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Projeye karşı değiliz ama 60 bin tane ağaçta 9 endemik bitki türünde yok edilmesine kesinlikle karşıyız ve kabul etmiyoruz. Hiçbir giramını atmayacağız. Bunu böyle bilmesini istiyoruz. Sizden ricamız bunu tekrardan tartışılıp, bunu tekrardan en uygun alana çekilmesi, saygılar duyuyorum. Katkatlıkla ilgili durumla ilgili de arkadaşlarımız aslında uzun süredir tartışma yürütüyoruz katkatlıkla ilgili. Şey söyledi arkadaşımız, mahkeme süreci söz konusu arkadaşlar. Mahkeme sürecinde de çeşitli yazışmalar ve benzeri kararlar alındı. Alınan bazı kararlarda bilirkişi raporu şu anda mahkemece kabul görmedi. Yeniden bilimsel bir bilirkişi raporu olsun diye tekrar yaptı. Erzincan İdari Mahkemesi tekrar böyle bir karara vardı. Bizim göndermiş olduğumuz işte nasıl bağımsız bilirkişiler raporunda daha hala bu bilirkişi raporu elimize geçmedi. Ve o bilirkişi raporu geldiğinde de arkadaşlarımıza da paylaşacağız. Mahkeme sürecine gelmiş bir davada mahkemeler alacak kararı mecbur olacağız. Bunun dışına çıkamayız. Ama bunu da söylemek istiyorum. Evet, gerçekten de 60 bin, 55 bin değil. Evet, orada bir tane ağaçta kesti önemli. Ama bu aynı zamanda 1 milyon tane boyu, 1 milyon tane ağacın kesimine engeldir. Yer meselesi keşke yeni başlansaydı arkadaşlarımız 5 yer yerine keşke 20 yer bakılsaydı. Buna karşı değiliz. Ama o süreçte, bakın kimseyi suçlamak istemiyorum. O süreçteki yönetimde arkadaşlarımız 2011'de başladı. 13'ün sonunda bitti, 14'te karara bağlandı. O süreçte bir tane resmi itiraz yok. Bir tek muhtar arkadaşımız vardı, adını unuttum. Onun bir itirazı söz konusu. Onun dışındakilerin tamamı onaylıyor ve imzalıyor. Toplantılarına katılıyor. Yer gösteriyor. Şimdi, gerçekten bunu çok samimi söylüyorum. Bu projenin aynı şekilde bir başka yere çektirilebilme, tahsisleri kabul edilebilme durumu olsun, 10 yer değil, 20 yeri araştırırız. Ama tahsis üzerinde, yer üzerinde bir kurulmuş proje iptal edildiğinde 15-16 milyonluk proje yapamayız. Biz yapamayız. Bizden sonrakiler de yapamaz. Çünkü Avrupa Birliği bu projeleri artık eğitimin dışında bir çalışma yürütmüyor. Avrupa Birliği yetkiliyle yapmış olduğumuz görüşmede bundan sonra eğitim çalışmaları yapıyor. İkincisi iptal edildiğinde 10 yıl boyunca projelere başvuru yapamazsınız.
belediye kendi bütçesinin üzerinde bir şeye gidemiyor. Bir kredi çekimi de yapamıyor. Belediyenin bütçesi 69 milyon, 70 milyon. Yani bu tarihli bütçe. Bu bütçe 323-30 milyon bütçe. 223-230 milyon bütçe. Yani inanın ki biz de, bizim dışımızdaki arkadaşlar yapamaz. Keşke o süreçte, hakikaten söylüyorum, yani bunu hiç öyle bir karşılıklı bir tartışma bitme karşılıklı söylemiyorum. O süreçte bu mesele bu kadar önemli görülseydi, 2020-21'in Mart-Nisan'dan itibaren ki o tartışmalar o süreçte olsaydı, bugün bunlar tartışılmamış olacak. Ama şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu katı atı Türkiye'de çok az şehirde yok. Türkiye'de çok az şehirde yok. Birçok şehirde sadece depolama, vahşi depolama olarak yapılıyor. Bu geri dönüşümde bir çalışma. Daha teknik. Evet eksikler yani bir şey yapar mı? Orada bir 2000 metrekare üzerine diyelim, 3000 metrekare üzerine ya da 6000 metrekare üzerine bir inşaat yaptığında da zarar verir bu olay. Ya da insanların kendi köyüne götürdükleri yolda da yapılıyor. Ya gerçekten şu anda buraya gelen yola keşke o süreçte bilinçli arkadaşlarımız bu süreçte bu orman meselesi üzerinde yüz binlerce ağacın kesimine de müdahale edebilseler. Bu çok değerli bir şey. Buradaki ağaçlar da öyle. Keşke o süreçte müdahale etseydi bunlar olmamış olsaydı. Ama ben şu anda biz çekip dersek biz buradan vazgeçiyoruz. Bir mahkeme kararıyla bunun eksikleri, hataları tespit etmeden vazgeçersek bu şehrin tamamına ihanet etmiş oluruz. Devrimci Halkçı Yönetim Programı söz yetki kararı halka dediğinde her bir bireyin sözünü kayıt altına alır ama çoğunluğun sözünü önemser. Çoğunluğun sözünü yönetime harekete geçirir. Bundan kaynaklı arkadaşlar mahkeme süreci devam ediyor. Mahkeme süreci kararı sözümüz oldu zaten. Mahkeme süreci sonuna kadar takip edilecek. Mahkeme bunu reddedecek. O zaten reddedilmiş olur. Bununla karşısında biz mahkemeye rağmen bir çalışma yapıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Ben bu proje son 50 yıllık bakın arkadaşlar. Hiç kimseyi sorgulamak aslında söylüyorum ama kim üzerinde alınıyor sağlığınızı. Son 50 yılda bu şehire çivi çakılmış iki tane proje var. Yani yoksa yol yap, çivi çakılma olarak görmemek lazım. İhtiyaç yapılır. Çünkü bir bina yapılır. Bir su verilir, kanalizasyon verilir. Ben bunu yaptım demez denilmez. İki tane bu Dersim'e gerçekten nitelikli proje var. Bir tanesi pis su arıtmadır, ikincisi budur arkadaşlar. Bunun dışındakilerin tamam normal günübirlik herkesin yapabileceği çalışmalar.